Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar sizinleyiz. Ben Eda Özdemir, stüdyo Londra programına hoş geldiniz. İlerleyen dakikalarda bir İngiltere bağlantımız olacak. Öncesinde gündem başlıklarına bakalım. Ekonomik gelişmeler neler, ulusal çapta neler oluyor, nelere odaklanacağız üstlerinden geçelim ve piyasalar Powell'ın açıklamalarını negatif karşıladı diyebiliriz. Beklentiler doğrultusunda bir açıklama gelmedi, o taraftan detaylandırıyor olacağız önümüzdeki dakikalarda. İkinci başlığımız ARPA tarafından Almanya fabrika siparişleri beklentileri aştı. Orayı da detaylandırıyor olacağız. Hisse senetlerine sermaye girişi sürdüğünü belirtelim ve ons altın tarafına bakacak olursak tahvillerle beraber altının baskılandığını, 9 ay sonra 1700 doların altını gördüğünü belirtebiliriz. Detaylandırıyor ve konuşuyor olacağız önümüzdeki dakikalarda. Evet, bir de piyasa rakamlarına bakalım. Fiyatlamalar şu anda nasıl, seyir nereye doğru yorumlayalım. Avrupa borsalarıyla başlıyoruz. Almanya aşağıya bakıyor. %0,50 ile 13.988,52 puan seviyelerinden ilerliyor. Anlık olarak Eurostoxx'a bakalım. Yükseliş var. %0,60 ile ve 3.693,75 puan seviyeleri Eurostoxx tarafında kaydediliyor diyelim. Fransa CAC arasındaki yükseliş %0,50 oranlarında gerçekleşirken 5.812,75 puan seviyeleri kaydediliyor. İngiltere Financial Times Stock Exchange'de %1'in üstünde kuvvetli bir prim var ve 6.673,74 puan seviyeleri de orada kaydediliyor diyebiliriz. İspanya'ya bakacak olursak son olarak %0,90'a yakın bir yükseliş var ve 8.351,5 puan seviyeleri görülüyor. Amerika ile devam edelim. Oklar yukarıyı gösteriyor, alım devam ediyor diyelim. Dow Jones %0,30 ile yükselişte şu an ve 30.996,97 puan seviyelerinde ilerliyor. S&P 500 tarafında %0,34'lük bir yükseliş var ve 3.779,38 puan seviyelerini görüyoruz. Nasdaq Teknoloji Endeksine bakacak olursak %0,56'lık bir yükseliş var ve 12.503,75 puan seviyeleri de o tarafta kaydediliyor diyelim. Paritelerle devam edelim. Dolar endeksi ve dolar yen yukarıyı gösteriyor. Diğer paritelerin aşağıyı gösterdiğini söyleyebiliriz. Seviyelerine bakacağız şimdi hemen. Dolar endeksi %0,33 ile yükselişte ve 91.92 seviyelerinde ilerliyor an itibarıyla. Diğer pozitif taraf dolar yen kısmına bakacak olursak doların yen karşısında %0,36 ile yükselişi var ve 108.27 seviyeleri dolar yen paritesinde kaydediliyor diyebiliriz. Öte taraftan euro ile pound'un dolar karşısında düşüş eğilimi var ve euro dolar tarafında %0,27'lik bir düşüş var. 1.19 seviyeleri kaydediliyor. Pound dolar tarafında ise %0,40'lık bir düşüş ve 1.38 seviyelerini görüyoruz. Anlık olarak dolar İsviçre frangına bakacak olursak oradaki düşüş %0,32'lik ve 0.92 seviyeleri takip ediliyor. Bir de MTA grubuna bakalım. Ons altın negatif ayrışmaya devam ediyor. Hafif bir düşüş var ve 1698 dolar 15 sentten işlem görüyor şu an. Petrol tarafına bakacak olursak Brent petrolde varil başına 68 dolar 19 sent seviyelerini görüyoruz ve %1,80'lik de bir yukarı yönlü hareket takip ediliyor. Ham petrolde de aynı şekilde bir yükseliş var. %2,30'luk ve yine varil başına 65 dolar 30 sent civarında bir gidişattan söz edebiliriz. Evet değerli izleyenler, şimdi programımıza konuğumuzla devam ediyoruz ve İngiltere'ye gidiyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'leyiz. Muhammed Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Jeremy Powell'ın konuşmalarıyla başlayalım İsterseniz. Fed Başkanı dün Wall Street'in bir etkinliğinde konuştu ve beklenen mesajları vermedi aslında diyebiliriz. Tahvil faizlerinde de 1.55'li seviyeler görüldüğü konuşmasından sonra siz nasıl yorumladınız açıklamaları? Dün de konuşmuştuk hatırlarsanız, açıklamalarından önce aslında piyasaları şaşırtmamasını bekliyorduk. Gerekli desteği vereceğiz, ne olursa olsun devam eder diye düşünüyorduk. Ama buna rağmen de yine de sene sonunda getirilerin, 10 yıllık getirilerin %2'ye doğru gitmesini beklediğimizi söylemiştik. Çünkü her ne kadar açıklamalarıyla yön vermeye çalışsa da ortada gerçekler var demiştik. Özellikle enflasyon tarafında ciddi baskı gelecek demiştik. Şimdi tabii Powell bir taraftan piyasayı desteklemek istiyor ama bir taraftan da yavaş yavaş diğer mesajları da vermek zorunda. Hani biz gerçeğe gözümüzü kapatırsak bu sefer piyasa sizi düzeltir diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Burada da biraz o tarafa doğru dönmeye başladı anlaşılan. Biraz enflasyona endekslemeye başladı. Bu ne demek? Enflasyon yakın dönemde eğer yükselirse bu sefer hani niye yükselttin diye sormayacaklar. Faizler niye arttı diye sormayacaklar. Dolayısıyla 2022 gibi mesela faiz artışı belki daha erken bile faiz artışı da gözlemleyebiliriz. Normalde 2023 beklentileri vardı hatırlarsanız. Ama çok fazla ısınmasını istemiyorlar ekonominin. Hali hazırda da hazır ekonomi normale dönerken bu pandeminin etkilerinden sıyrılırken özellikle tüketici tarafında biliyorsunuz tüketici harcamaları normale dönmeye başladı. Ama burada şimdi bir envanter sıkıntısı var. Yani pandemi döneminde üreticiler yeterince bir envanter oluşturamadılar. Dolayısıyla az olan arza karşı yüksek olan talepten dolayı geçici bir fiyat artışı olabilir. Oradan bir baskı görebiliriz. Çünkü gidip de yani sizin fabrikanın çalışanlarını ayarlamanız, hızlıca tekrar eski üretim seviyelerine dönmeniz kolay değil. Bakalım onları gözlemleyeceğiz önümüzdeki dönemde. Nasıl bir denge sağlanacak. Ama 10 yıllıkların %2'lere gitmesi hani buradan çok garip gelmiyor artık yatırımcılara. Biz bunun hani şeyi vardı, konuşması vardı, dedikodusu vardı, beklentileri vardı ama biraz daha gerçekliğe doğru gidiyor gibi duruyor. Evet Muhammed Bey, Powell'ın konuşmalarından tırnak içinde cümlelere odaklanacak olursak Fed varlık alımlarını azaltarak insanları şaşırtmak istemiyor. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep şeklinde bir açıklama da var. Bu biraz kötümser değil mi? Siz nasıl yorumlarsınız? Yani kötümserlikten ziyade biraz şimdi arkasındaki düşünceyi analiz etmek lazım. Siz niye mesela Fed varlık alımlarını azaltarak şaşırtmak istemiyor diyorsunuz? Şimdi normalde FED varlık alımlarını azaltacak, azaltmayacak, artıracak, sabit tutacak diye değil mi? Gayet basit cümleler var. Ama bahsettiği şu, ya aslında azaltmak lazım bunu. Yani bunun devamının çok bir kimseye faydası yok. Ama bizim çekincemiz piyasanın buna tepkisi şeklinde. Çünkü varlık alımlarını azaltırsanız, şu an farkındaysanız, varlık alımlarına devam eden sadece FED. Kimse gidip de üzerine ekstradan ya ben işte portföyüme bono ekleyeyim diye uğraşmıyor. Çünkü getirileri çok düşük. Dolayısıyla bir de kaygı var orada. Çünkü altından Fed'i çektiğiniz zaman bomboş kalacak. Ciddi bir satış gelecek. Dolayısıyla piyasalarda bir şok yaşanacak. Fed'in dediği şu, aslında yapılması gereken bu varlık alımlarının azaltılması. Tamam biz artık bu hani tünelden çıkıyoruz. Tünelin sonunda ışık gözüktü. Eskisi kadar olağanüstü durumlar söz konusu değil. Ama bu sefer de işte bağımlılık gibi bir şey maalesef. Piyasaya o kadar likide verdiniz ki piyasa bundan gelen likiteyi aklına gelebilecek her şeyi yatırarak para kazanmaya alıştı. Şimdi birdenbire ne olacak? Biz devamlı bahsediyoruz. Şu an birçok ürün grubunda fiyatlar çok yukarıda. Şimdi bu çok yukarıda olan fiyatlar devamlı yukarı gitmeye devam ediyordu hatırlarsanız. Şimdi yavaş yavaş bir düzeltmeye girdik. Devamlı bahsediyorduk. Bu çok sürdürülebilir bir büyüme değil. Tamam uzun vadede hisse senetleri mesela kazandırır yatırımcıları ama kısa vadede bu kadar fazla kazandırması belli düzeltmelere yol açar diye. FED de bunun farkında. Dolayısıyla sadece piyasayı şaşırtmak istemiyor. Piyasadaki düzensizliklere bakacak olursanız hisse senetlerinden tutun bonolara kadar, bono getirilerine kadar. Dövizlerde mesela o kadar çok ciddi hareket olmadı ama MTA'lara kadar, işte endekslere kadar, ülkelerin ekonomik büyümelerine, küçülmelerine kadar o kadar ciddi rakamlardan bahsediyoruz ki işsizlik rakamlarına kadar. Normal şartlar altında biliyorsunuz %10-20 bir değişiklik olsa istihdam verilerinde piyasa çok sert hareket eder. Şimdi yakınından bile geçemiyor. Yani geçtiğimiz sene içinde yakınından bile geçemiyordu analistlerin beklentileri. Dolayısıyla kaygı o tarafta. Yani ekonomi kırılgan, şu an çok hassas, çok nazlı diyelim. Dolayısıyla gidip de bunun dengesini bozmadan bir şekilde yavaş yavaş azaltarak nasıl biz bunu ortadan kaldırır. İlk önce söylemiyle başlıyor tabii ki. Yani bizim tek kaygımız diyor piyasanın tepkisi yoksa artık öyle bir ihtiyaç kalmadı noktasına gelmiş durumda FED. Muhammed Bey, MTA demişken ons altında 9 ay sonra ilk kez 1700 doların altını gördü ve tahvil tarafına baktığımızda da getiriler ve faizler artsa da talebin olmadığını görüyoruz. Burada da akla piyasalarda genel olarak bir nakde dönüş eğilimi mi var sorusu geliyor. Önümüzdeki dönem için sizin öngörüleriniz nelerdir? Şimdi normalde altınla getirilerin arasında negatif bir korelasyon vardır. Yani getiriler arttıkça altının değeri azalır. Hı hı. Çünkü altın size bir sabit getiri vermez. Ama altının enflasyonla bir doğru orantısı var. Şimdi bütün ürün gruplarına baktığımızda, böyle temel analizi yaptığınızda değer olarak, bunların arasında en az prim yapan ya da en fazla prim yapma potansiyeli olan altın olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakınız mesela Brent petrol 68'lere gelmiş. Şimdi geçici bir ne vardı? Buz fırtınası vardı değil mi Amerika tarafında? Orada üretimler kısıldı vesaire, tüketim arttı geçici olarak, ama şimdi bahara doğru giriyoruz. Diğer taraftan orta ve uzun vadeli ülkelerin planları fosil yakıtlarını, kömürdür, işte petroldür vesaire, bunları azaltma yönünde, karbon emisyonlarını düzenleme yönünde ciddi adımlar atılıyor. Dolayısıyla aslında baktığınızda enerji sektörünün özellikle fosil yakıtları tarafında, petrol tarafındaki görünümü negatif. Diğer taraftan bakıyoruz değil mi? Bir enflasyon şeyi var, baskısı var. Artık Fed de bundan bahsetmeye başladı. Zaten herkes bas bas bağırıyordu. Bakın enflasyon geliyor. Enflasyon tarafında ciddi sıkıntımız olacak. Özellikle bu parasal genişlemenin devam etmesiyle, varlık alım programının devam etmesiyle ilgili yorumlar yapılıyor. Şimdi eğer enflasyon gelirse zaten mecbur getiriler yukarıya gidecek. Yani bir kazancı olsun insanların. Ama bunların arasında biz altını gerçekten en iyi getiri potansiyeli olan yatırım olarak görüyoruz. Çünkü bakıra bakıyoruz. Bakır çok ciddi fırladı değil mi? Tahıllara bakıyorsunuz. İşte diğer gıda ürünlerine bakıyorsunuz. Fiyatlar yukarı geliyor. Endekslere bakıyorsunuz. Çok ciddi seviyelere gelmiş. İşte diğer emtialara bakıyorsunuz. Çok ciddi seviyelere gelmiş. Bunların arasında tek olumsuz ayrışan, olumsuz değil de tabii ki altın da hani rekor seviyelerinin üstüne çıktı hatırlarsanız. Ama potansiyel olan, hala potansiyel olan yatırım yapılabilecek olarak özellikle enflasyona karşı da hedge ve koruma sağlayabilecek ürünler arasında biz altını görüyoruz. Evet, bir de bakacak olursak emtianın diğer elementlerine, gümüşteki bundan sonraki dönemde ya da bakır fiyatlarında zirveler zorlanıyordu. Diğer dallarda sizin işaret edeceğiniz noktalar ne olur? Şimdi daha önce de bahsetmiştik. Hisse senedi piyasalarında bir ısınma söz konusu. Bir dönüşüm olacak. Teknoloji hisselerine çok ciddi yatırım olmuştu ama mesela Amerika tarafına bakalım. Bir de tabii bunun coğrafi, lokasyon dağılımı da var değil mi? İnsanlar hisse senetleri deyince direkt mesela Amerikan hisse endekslerine bakıyorlar, Avrupa'ya bakıyorlar vesaire. Şimdi Çin'in önümüzdeki 5 yıllık kalkınma planında çok ciddi teknoloji tarafına R&D, araştırma geliştirme yatırımları var. Dolayısıyla buradaki bir gereğinden fazla olan yatırım geri çekilecek. Çünkü artık pandemi kalmadı. Hatta belki gereğinden fazla satın alınmış olabilir. Oralarda bir sektörel olarak shift olacak. Bir taraftan bir tarafa yatırım kayması olacak. Bu bir. İkincisi, baktığınızda S&P endeksine 2016 yılında Trump geldiğinde 2000 seviyesindeydi. Hı hı. Şimdi 4000'lere yakınız. Yani %100'lük bir artış söz konusu ki senelik %20'lik bir artışa tekabül eder. Ekonomi o kadar büyüdü mü, şirketlerin getirisi o kadar arttı mı? Hayır. Yani burada birbirini tutmayan bir şey var. Demek ki çok ciddi bir beklenti satın alındı. Bu beklentiler yerine geldim diye baktığımızda hayır, o kadar da hani görünüm olarak baktığımızda o tarafa gideceğiz gibi durmuyor. Dolayısıyla hisse senedi endekslerinde seçici olmak lazım. Değer vadeden, potansiyel vadeden şirketlere girmek lazım. Ne gibi? Mesela bu pandemiden dolayı çok olumsuz etkilenmiş şirketler olabilir. Bunların halihazırda gerilemiş hisseleri satın alınabilir. Çünkü pandeminin etkisi artık ortadan kalkıyor. Hı hı. Ya da teknoloji hisseleriniz varsa buradan artık o tarafa geçebilirsiniz. MTA tarafına baktığınızda enerji sektöründe özellikle fosil yakıtlarından uzak durmak lazım. Eğer enerji sektörüne yatırım yapmak istiyorsanız yenilenebilir enerji tarafına yatırım yapan şirketleri tercih edebilirsiniz ki bunlar artık geleceğin petrol üreticileri diyelim, geleceğin Suudi Arabistan'ı bunlar olacak, geleceğin Irak'ı bunlar olacak bir noktada. Bir de diğer taraftan, hı hı. Buyurun. Buyurun, buyurun. Gümüş tarafına baktığınızda mesela, gümüş tamam bir de değerli metal, hani takip ediyor altın fiyatlarını falan. biraz daha oynak bir MTA diyelim. Ama yani uzun vadeli kimse de ben işte gideyim şu kadar gümüş alayım da kenara koyayım, bu bana değer ifade eder diye çok ciddi bir yatırıma girmez. Ne Merkez Bankası gümüş alır, ne insanlar gidip de Hindistan'ından tutun Türkiye'sine, Amerika'sına kadar gidip de böyle bir ciddi değerli metal birikimi yaparlar, rezerv birikimi yaparlar. Dolayısıyla oradaki bizim tercihimiz altın. Gümüş geçici olarak tabii günlük işlem yapan şeyler vardır, yatırımcılar vardır biliyorsunuz. Bugün alır, yarın satar. İşte devamlı teknik analizi yapar, işte belli seviyeleri takip eder. Bunlar yine devam edebilir. Herhangi bir üründe bunu yapabilirsiniz. Ama görünüm olarak baktığınızda biz biraz daha uzun vadeli yatırımların yapılması gerektiği taraftarıyız. Çünkü kısa vadelilerde maalesef biraz olay zar atmaya dönüyor. Çünkü bir hafta içinde, iki hafta içinde ne olacağını kimse öngöremez. Ama sadece güzel bir temel analiz yaparsanız hangi yatırımda çok ciddi değer vardır, uzun vadede hangisi size getiri sağlar ona bakarsınız. Dolayısıyla orada bunların arasına baktığımızda altın biraz daha göze çarpıyor diyelim. Muhammed Bakır Bey, tarafında buyurun. Bir de petrol tarafına burada bir parantez açacak olursak OPEC Plus toplantısı da gerçekleşti biliyorsunuz ve petrol üretim kesintilerinin bir ay daha uzatılacağı belirtildi. OPEC Plus ülkeleri arasında ve bundan sonra da petrol fiyatlarına sert yükselişler görüldü. Petrol fiyatlarına da odaklanacak olursak oradaki volatilite sürer diyebilir miyiz? Petrol fiyatlarında şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz zaten üretim değiştirilmedi. Senelerdir değiştirilmedi. Hep bir artacak, daha azalacak vesaire diye konuşuyoruz ama OPEC bir şekilde çok dokunmak istemiyor ki hani fiyatlar çok değişmesin. Şimdi geldiğimiz seviyeler çok ilginç seviyeler bakın. Yani tüm dünyanın kullandığı bir emtia. Brent petrolden bahsedeyim. Brent petrol 108'lerden eksi 40'lara gelip şu an 70'lere gelmiş durumda. Tüm dünyanın kullandığı bir enerji emtiyası, enerji grubu, ürünü bu kadar volatilse arkasında bizim anlamadığımız bir şeyler vardır. Ya da hani çok iyi analiz ettiğinizde aslında sebep sonuçları belli de fiyatların bunu doğru düzgün yansıtmadığını görürsünüz. Yani bu ürünün ne olursa olsun mesela 10 dolar gibi gidip ne bileyim eksi dolar gibi bir şey olması imkansız. Yani çok ciddi bir kısıntı olur ya da petrole ihtiyaç artar. Dünya der ki ya biz işte Mars'ta da petrol kullanacağız der. Buradan Mars'a petrol götüreceğiz der. Bir talep artışı olur. Onu da anlarız. Ama her gün yeni petrol sahaları bulunuyor. Her gün değişik alternatif enerji kaynakları bulunuyor. Ve ülkelerin gittiği yol petrolden uzaklaşma yönünde. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuzda petrol 2000'e de gidebilir. Bakın Bitcoin diye bir şey var mesela. Ne olduğunu tam her yatıran hani alanlar bile bilmiyorlar. Hani araştırdığınızda tabii ki arkasında belli bir mantığı var, belli bir çalışma şeyi var. Ama yani bir 50.000 dolarlar seviyesinde işlem görmesinin ne kadar bir mantığı var. Çünkü yarın bir gün 100.000 olursa Bitcoin kimse şaşırmaz, 0 olursa kimse şaşırmaz açıkçası. Öyle bir ürün. Onun bile çok yukarı geldiği bir dönemde, bakın hisse senetleri diyoruz, en mantıklı yatırım araçlarından biridir. Neticede bir şirkete ortak oluyorsunuz değil mi? Gidiyorsunuz onun işinin büyümesinden, karlılığından faydalanıyorsunuz. Onda bile çok ciddi fiyat artışları var. Balon var. Hani belli bir bu balonun sönme ihtimali var, düzeltme ihtimali var diye konuşuyoruz. Bunların yanında Brent petrol de bizi şaşırtmıyor. Çünkü devamlı volatil olmaya devam etti. Hep böyle bir garip fiyat aralıklarında birçok analiz var bakın. Bunlar enerji uzmanı. Bunlar hangi kuyudan kaç varil petrol çıktığına kadar biliyorlar. Yani kaç yıl sonra bitecek vesaire. Hepsi aynı verileri okuyorlar ve farklı sonuçlara varıyorlar. Bizim beklentimiz şahsen baktığınızda bu görünüme bakarak, bu gidişe bakarak, açıklamalara bakarak yani rakamları bir araya koyduğumuzda, görünümü üstüne koyduğumuzda enerji tarafında, petrol tarafında negatif bir görünümün olduğu yönünde. Ha bu arada 100'e çıkabilir mi? Çıkabilir. Bakın GameStop diye bir şey var değil mi? Bilmem nereye kadar çıktı. Bitcoin bilmem nereye kadar çıktı. Ya fiyat hareketleri olabilir ama olması gereken yer o mudur? Orada mı dengelenir ileride? Bizce değil. Bizce buradan aşağı yönlü çok ciddi şey var. %50'ye yakın bir hareket ihtimali var. Yarı yarıya düşme ihtimali var diyeyim. Muhammed Bey... Ama baktığınızda da pardon üzerinde ekleyeyim. Şimdi mesela bu fiyatlara geldiği için hemen bankalar beklentilerini de update ettiler, güncellediler. Hemen 80 dolarlar falan geldi Goldman'dan. Her zaman konuştuğumuz gibi. hareket olunca üzerine beklentiler artıyor. Dolayısıyla bir trend oluşturuluyor diyelim. Evet, bir de Bank of America'nın global hisse senedi fonlarına ilişkin bir verisi var. Oraya bakalım mı? Buradaki sermaye girişleri 3 Mart haftasında da devam etmiş ortaya konan sonuçlarda. Siz nasıl yorumlarsınız hem bu global hisse senedi fonlarına girişi hem de özellikle gelişmekte olan ülkeler, Türkiye gibi ülkelerde önümüzdeki dönemde de devamını sürebileceğini öngörür müsünüz? Tahminleriniz ne olur? Şimdi baktığınızda hani kedi buradaysa et nerede, et buradaysa kedi nerede? Yani sermaye giriş devam ediyor ama fiyatlar geri geliyor. Demek ki birileri de satıyor bunu. Yani birileri aa güzel buradan düştü alalım diyor. Birileri de daha fazla satıyor demek ki nakda geçiyor. Ya da başka ürünlere geçiyor ya da başka piyasalara geçiyor diyelim. Burada gelişmekte olan piyasalar için çok ciddi bir fırsat var. Özellikle pandemi döneminde yatırımcılar gidip gelişmiş ekonomilerin hisse senetlerine giriş yaptılar. Hani biraz daha güvende hissetmek için kendilerini. Değeri orada olsa da olmasa da ne buldularsa satın aldılar diyelim. Hı hı. Ama asıl burada potansiyeli olan gelişmekte olan ülkeler. Gelişmekte olan ülkelerin de en büyük sorunu maalesef tutarsızlık. Çok hızlı politika değişiklikleri, çok basit halledilebilecek sorunların ya da verilebilecek mesajların verilmemesi, çok üzerinde durulmaması, iyi pazarlamasının yapılmaması. Bu noktada eğer ciddi bir çalışma olursa, eğer belli bir tutarlılıkla ilerlenirse, belli bir gerek politika olsun, gerek mesajlar olsun, gerek yasal düzenlemeler olsun, bunların uygulanması olsun. Orada ciddi bir hani olumlu mesaj verilirse dışarıya, sadece bu piyasa anlamında da değil, genel olarak yani bakın bizim ülke güzel bir ülke. Bakın insanlar buraya gelmek istiyor, burada yaşamak istiyor, buraya yatırım yapmak istiyor diye. O zaman ciddi bir potansiyel çıkar ortaya. Tabii ki bu biraz daha geniş kapsamlı bir durum. Dolayısıyla o düzenlemeler olduktan sonra şu an çok ciddi bir şey var, fırsat var gelişmekte olan ekonomiler için. Çünkü insanlar getiri arıyor. Bizim biraz önce konuştuğumuz gelişmiş ekonomilerdeki ısınmadan dolayı, biraz balon oluşumundan dolayı ben buradan çıkarsam nereye gideceğim diye bakıyor. Gideceği yer gelişmekte olan ekonomiler olacak. Orada da gelişmekte olan ekonomiler arasında kim daha iyiyse o kendisine çekecek bu yatırımları. Şu an mesela Brezilya'da çok ciddi sıkıntı var. Diğerlerinin gerisine düşüyor. Hı. Güney Afrika'da çok ciddi sıkıntı var. Yani su sıkıntısından tutun pandemiye kadar. İşte Venezuela'da deseniz zaten ekonomisi dağılmış durumda. Arjantin deseniz öyle. Ama Çin mesela istediği kadar büyük ekonomi olsun, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olsun, hala gelişmekte olan ekonomi. Hı hı. Çin gidiyor bu gerekli adımları atıyor. Ya da keza baktığınızda Orta Doğu ülkeleri bile ekonomilerini değiştiriyorlar, imajlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de aslında gidip de bu pastadan kendi payını alabilir. Çünkü pandeminin atlatılması tarafında çok ciddi çalışmalar yapıldı değil mi? Sokağa çıkma çalışmasından, yasaklarından diğer kısıtlamalara kadar. Burada doğru mesajları verirseniz yatırımın çoğu size gelir. Bu biraz pazarlamanıza bağlı, kendinizi nasıl tanıttığınıza bağlı, nasıl tanınmak istediğinize bağlı dünyada. Muhammed Bey, süremizin sonuna da yaklaştık ama MTA grubundan konuşurken siz Bakır'ı da belirtmiştiniz. Bir de oraya ilişkin tahminlerinizi ve genel tablodaki yorumlarınızı rica edeyim. Sonra programımızı noktalayacağız. Bakır tarafında tabii bakır kullanılıyor. Çok ilginç bir endüstriyel metal. Her yerde kullanılıyor. İşte inşaat sektöründen tutun, otomotivinden tutun, elektronik sektörüne kadar. Her yerde kullanıldıkça da hani yenisini çıkartmanız gereken bir metal. Dolayısıyla genel olarak biz olumluyuz ama bakır fiyatlarına da bakın çok ciddi artış oldu. Arz tarafında azalma olmadı ama talep tarafında da çok ciddi artış olmamasına rağmen piyasadaki bolluktan dolayı nereye yatıralım diye gittiler bakıra girdiler. Bakırın fiyatı genelde böyle arada çok sert hareket ettiğinde Çin'deki alımlardan dolayı olur. Çünkü Çin der ki ne olursa olsun biz zaten bakırı kullanacağız, hazır elimizde para varken gidelim alalım bunu depolara koyalım, bozulmuyor zaten. Dolayısıyla ihtiyacımız olduğu zaman kullanırız. Bunu teminat olarak da gösteririz. İleride de herhangi bir böyle yaptırım vesaire uygulanacak olursa elinizde bakırınız depoda olmuş olur. O biraz da stratejik bir karar. Dolayısıyla hani buradan çok daha fazla yukarı gitmesini beklemeyiz. Hani neye göre değişir? Ciddi bir enflasyon gelirse bizim bu beklediğimiz gerçekleşirse o zaman daha yukarı hareketleri görürüz. O zaman zaten en fazla harekette altın tarafında olur bakırdan ziyade. Dikkatli olmak lazım. Eğer sizin bakırla ilgili bir işiniz yoksa Yani gidip de bir kablo firması vesaire değilseniz, bakır üzerinde işlem yapayım da işte para kazanayım. Hani çok bilmediğiniz, çok takip etmediğiniz, ilginizin olmadığı şeylerde yatırımdan uzak durmak lazım. Biz genelde onu söylüyoruz yatırımcılarımıza. Çünkü insanlarda bir ne olursa olsun ben bunu alırım satarım yaklaşımı var. Ondan ziyade bildikleri şeyi, takip ettikleri şeyi, arkasındaki aktörleri tanıdıkları ürünleri alıp satmalarında fayda var diyoruz. Evet Muhammed Bey, çok teşekkür ediyoruz İngiltere'den aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'le beraberdik stüdyo Londra'da ve noktalıyoruz burada. Saatler 18.30'u gösterdiğinde stüdyo New York'ta tekrar görüşmek dileğiyle. Dur gelme oğlum.